Hoş geldiniz. Şey doluymuş. Hafıza o yüzden şu hareketi 30 kere yaptım. Evet, kılacağım şimdi. Hayır. Şu hareketi 30 kere yaptım. Tamam. Bunu siz 30 kere yapın. Şimdi dinlenmedeyim. 30 defa daha yapacağız. Yani burayı sarın. Tekrar başla. Tekrar başlıyoruz. Ön dizi kır, arkası dümdüz ve tabanı kaldır arkadakinin. Yani bu taban kalkık. Bacak ağırlıklı çalışacağım ben bugün. Koluma çözüm bulamıyorum hiçbir şekilde. Popoya da çözüm bulamadım. Çok sıcak. Arkadaşlar çok yorgunum. Niye bilmiyorum. Bugün çok iş yaptım. Dinlenelim. Diyene geçeceğiz. Ha 25. 25. Arkadaşlar
İki set mi yapmıştık, bir set mi? Şu an kafam allak bullak oldu. Unutkanlık başladı gene. Sallayayım. Çıkıyormuş gibi. Gerçekten oldu bilmiyorum yani çok yorgunum. Şimdi şunu ne yapacağız? Koyduk. Tam böyle bir kontrol edelim. Şöyle indiğimizde kürek kemiklerimiz yani şuralarımız kasılması lazım. Peki şöyle kontrol edelim. Bu şekilde kasılacak. Hissettiniz mi? Aynısını burada da yapalım. Biraz indiriyorum. Daha sonra birazcık arkaya gidiyoruz. Yani bütün gücümüz kollarda olacak. Biraz daha gidebilirim. Bütün kollarımız kollarda olacak. O yüzden acıyacak. O yüzden de yana açacağım. Tamamen yana. Yani bu böyle ya da böyle değil. Yana. Bir. Bir de burnun duvara neredeyse değecek. O derece yaklaşacağız. Biraz daha aşağıya alalım ellerimizi. Biraz daha şöyle olsun yani çok da açmayalım. O acıyı hissedin. Kollara verin sadece kendinizi. Biraz daha geriye gidebiliriz. Şu an çok iyi hissediyorum. Hissettiğiniz yerde kalın. 3 4 5 6 7 8 9
Hareketi doğru yapmak çok önemli. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Kolumu biraz daha açtım, daha iyi hissediyorum. 21 22 23 24 ve 25. Kolumuz biraz dinlensin. Arkadaşlar bu arada kol egzersizini birazdan yapacağız. Yani onu ben artık videolardan iyice öğrenip size göstermem gerekiyor. Çünkü bu arada bacakla devam etmemiz gerekiyor. Ben ne yapıyorum? Bacakla devam edin arkadaşlar. Hangisini yapsak? Şuna devam edelim. Dimdik duruyoruz. Ya da şöyle ilk önce şunu yapalım. Yine ellerimizi koyduk. Şu şekilde. Başlıyorum. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar önemli olan belimi çıkardım. Sonra biraz böyle tamam mı? Şöyle. Eğilme. Kollar bükülmeyecek. Benim gibi bükmeyin yani bacaklarla. Bir dinlenelim. Tekrar yapalım. Bunu 3 set ya da 4 set mi yapsak? Çok hissedemiyorsunuz sanırım. Bundan sonraki biraz daha hissedimli olabilir. Biraz karışık yapıyoruz bugün öğrendiklerimizi. Neler öğrendiğimi hatırlamaya çalışıyorum. Şunları babama vereyim. Ayna varsa daha iyi olur. Ben buraya bakıyorum. Şu tarafa daha iyi oluyor. Ayna yok ama bilmiyorum. Neyse.
yapalım. Yoruldum. Bir yandan da Almanca'yı düşünüyorum arkadaşlar. Volkanik Geldwechsel. Bugün öğrendiklerimizi. Başka ne öğrenmiştik biz? Özel ders yaptık bir arkadaşlar. Volkanik Geldwechsel. Ben Volkanik Geldwechsel. Volkanik Geldwechsel. Bunu nereden öğrenmiştim acaba? Neyse. Okulda öğrendim ama sonra hatırladığım bir şey vardır. Aşka Almanya'ya nasıl bir şey öğrendik ama Almanya'ya bir mektup ne kadar öğrendik? Was kostet ein Brief nach Deutschland'dı. Evet, sineği öldürmem lazım. Ay, bu sinek de ölmüyor. Geber. Şimdi. Hadi üçüncü. Saymamız lazım 20 en az. Benim bir aletim vardı. Fitness aleti. Ama bulamıyorum. Kesin birine verdim, kullanmıyorum diye salak gibi. Arkadaşlar, popomda hiç gelişme yok. Yani hiç gelişme olmaz mı? Bir de önceden kalan ağırlıklarım vardı. Onları ne diyeceğim? Bakalım, inşallah olur. Arkadaşlar, ben bir dinlendim. Çok yoruldum. Sonra zor olan bir şey mi yapsak? Onu pek yapabilecek gibi değilim ama. Was kostet ein Brief nach Deutschland? Was kostet ein Brief nach Schweizerland? Der Brief oder ein Brief kostet 5 Euro. Bugün öğrendiklerimizi şey yapıyorum. Özel derste. Arkadaş da izliyordu büyük ihtimal. Ya da ne yapabiliriz? Beraber öğrendiğimiz neydi? Ben yine Türkçesini hatırlayayım bari. Ne öğrenmiştik bugün? Bir şey nerede diye sormuştuk ama neyi nerede demiştik? Ha, nerede para değiştirdim? Wo kann ich Geld wechseln? Wechseln değiştirmek. Nerede para değiştirebilirim diye. Devam. Yabancı dili unutmamanın en iyi yolu özel ders vermektir. Yani ücretsiz. Hatta para bile kazanabilirsiniz bundan. Ben ücretsiz yapıyorum aslında. On bir, on
12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25. Göbeğim sıkılan dayı. En sevmediğim şey var da onu yapmaktan çok korkuyorum. Kafamıza göre bir şeyler mi uydursak diye düşünüyorum da. Bir kursta bir şeyler öğrenmiştim çok önceden. Nasıldı ya? Şuraya geliyorduk, yatak olsun mu? Buraya basıyorduk. Sonra tekrar mı basıyorduk? Bir şeyler. Neyse. Oh. Evet. Hadi bakalım. En kolayına geldik. Bu birazcık ağrıtıyor ama zorunu pek yapamayacağım şu an. Evet, bu şekilde yana doğru aldım. Dimdik. Omuz da aynı hizada. Dimdik. Kollarımla aynı hizada bacaklar. O fark etmez de çok. Dimdik. Burada ne isteyeceğim? Dolayısıyla biliyorsunuz buralar buralarda gitmiyor. Ona yönelik en çok tamam tüm vücuda. Şimdi böyle değil. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çapraz. Şuraya dokundum. Dik dur. Şurası kasılacak, hissedeceğim ve tam olarak hissettiğimi hissedeceğim. Ne çok çapraz, ne çok dik. Birazcık çapraz, okey? Başla. Yedi, sekiz, dokuz, yanımda, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Diğer tarafa dönelim, sonra tekrar yapalım. Bir yandan şey düşünüyorum, Almanca özel ders veriyorum ya. Mesela Volkan'ı Gertweks'ini öğreteceğim ya. En iyisi şey yapmak. Parayı alayım. Bu şekilde diyalog kuracağız diye bastım. İşte Volkan'ı Gertweks'ini diye karşı tarafa sorayım. O da bana cevaplasın. Evet, böyle şeyler yapalım. Göstere göstere yapalım ki daha iyi öğrenelim. Şimdi
19 ve 20. Bunu 3 set mi yapsak? Yani işe yarıyor ya bayağı yanma için. Şeyi biz henüz yapmadık ama böyle kedi duruşunda durup ayağı havaya kaldırmayı, onu da mı yapsak? Hani popo için iyi mi acaba? Ya da ev uşağılıdan ben biraz hareket öğreneyim, belki işe yarar. Bir ihtimal. Şimdi ben sonra yaparım. Neydi hatırlayan var? Dizimin hemen altına koyuyorum kendime doğru. Hemen altına kendime doğru. Tamam mı? Sonra ayaklarım bu şekilde birleşik. Birleşik ayaklarımız. Kendime doğru, dizimin hemen üstünde düşmemesi için. Kollarım böyle. Birleştir ayakları. 7 8 9 10 11 12 13 uzun tut 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi tut 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 tut. Bırak. Tut 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 tut. Bırak. Tut. Şimdi sık sık yapalım. 5 6, 7, 8, 9, 10. İç bacağı böyle yapalım. İç bacağı, bacakları, tansiyon düştü. Böyle bacakları yapmamız için başka bir şey deneyeceğiz. İlaç kullanıyorum, o beni halsiz yapıyor. Dün değiştirdim ilacımı. Bahsettim ya, artık çalışabilirim falan, nasıl geçmeye başladım gene diye. O beni çok halsiz yapıyor. Yoruyor. Yani geçmişten çok daha iyiyim, bir şeyler yapabiliyorum ama spor yaparken yoruluyorum. Şimdi ne yapacağız? Yani bir şey vardı arkadaşlar, onu mu yapsak? Hadi bunu yapalım. Tamam. Bunu şöyle tutuyorduk herhalde, hiç hatırlamıyorum ama inşallah öyledir. Öyle tutalım. Ve ağırlık mıydı ya? Ağırlıktı. İnşallah öyledir.
başla. Çok önceden öğrenmiştim ama böyle değildi de çaktırmayın. Neyse böyle bir şeyi araya soktum. Tansiyonum çok kötü. Anneden. Popo için ve bacaklar için bir şey yapacağız. Arkadaşlar bu benim kaldıramayacağım kadar neredeyse ağır. Ama kaldırıyorum ne yetmese. 5 kilogram. Sürekli hani şunu yapın diyorlar ya. Onu deneyeceğiz. Kalça için. Basıyorum. Şöyle tuttum. Sizde 5 kilogram ne olabilir? Üstünde yazar deterjana falan. Onu dolduruverin ya da bir şekilde bulun. Ama çok ağır. Yani bir kıza göre ağır. Şöyle daha mantıklı gibi. Etki etmemiş. Etmiyor. Benim denediğim başka bir şey vardı. Onu deneyelim hadi. Çünkü popo hiç çalışmıyor. Bacağı birazdan yapayım. Çok yoruldum. Bakın bacak da çalışacak şimdi. Şimdi bunu yatakta yapmam gerekiyor. Sadece omuz tarafını koyuyorum. İnşallah görürsünüz. Bunu şu kasık bölgesine tam böyle şuraya, bir dakika, tam buraya şu noktaya koyacağız. Buraya mı ya da buraya değil. Tam böyle. Tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Görünmüyor mu? Görünmüyor. Bekleyin. Konuşuyor. Ağırlık burada. Popoyu kasacağız. Popo kasmadan gelişmez.
acil dinlenelim, öldüm. Ya ağırlık çok önemli. Ağırlık bayağı ağır olacak. Şöyle. Arkadaşlar midem dolmaya başladım. Diğer şeye geçelim. Niye gelişmiyor yani? Bir dakika su içeyim. Arkadaşlar kafamıza göre bir şeyler de yapsak mı? Mesela... böyle ya da... şöyle... yani aynı şey oldu, pardon, şöyle... yapsak mı acaba, bilemedim. Şimdi... şunu yapalım. Biz en iyi Ebru Şallı'yı yapalım. Bundan sonra izleyin gene. Yükleyin. Popo için. Bu da popo için. Doksan derece topa koyuyorum. Böyle ayaklarımı. Koydum. Ellerim yanda. Kısa. Sık popoyu. Güzel. Aa, gözlerim karardı. Sizde de oldu mu acaba? Her yer kapkara görünüyor. Basla. Ah, bir dakika. Tabletop. Deriden ellerini en arkaya koy ikisine. Karnını kasma.
Yapın arkadaşlar, yapabildiğiniz kadar ben yapamıyorum. Bugün inanılmaz yorgunum. Hatırlamaya çalışıyorum. Şu çapraz bacaklar. Sadece şurası oynayacaktı, ben karıştırdım. Sanırım böyle.
yapamayacağım. Siz yapın 20 tane ya da işte 10-15. Şimdi... Ay ölmüyor ya. Gerizekalı mısın? Şimdi arkadaşlar. Renkte duralım. Eller böyle. Başla. Sayıları arttım arkadaşlar, ben gerçekten yapamıyorum. Ne kadar arttırırsanız iyidir. Yani halim yok. Şöyle duruyoruz. Yapamayacağım. Devam. Şimdi
Midem kullandı. Başka. Of, midem. Yani neredeyse çıkaracağım o derece. Yapabileceğiniz şeyler var. Yarın devam edelim. Çok kötü mü? Kollar için yapacağız. Şurada için. Birazdan yüklerim. Bir uyumam lazım.